Arkadaşlar merhabalar. Nuhan Çiftliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana Karaysal'da havanın çok soğuk olması münasebetiyle seramın içerisinden sizlere sesleniyorum. Mini bir seram var. Hobi serası arkadaşlar. Elimde ne varsa ondan çoğaltmaya çalışıyorum. Küçük bir sera. Şöyle 3 metreye 5 metre gibi bir sera arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurada birinci sırada Hicaz narlarımız var. Çelikledik. Hemen onun yanında Bursa siyah incir. Çok tatlı güzel bir incir. Büyük su bardağı gibi. Mut'tan hediye gelmişti. Arkadaşımıza selam olsun. Şu hemen yanında bakın arkadaşlar. Avustralya ve Özbek tutlarımız karışık meyveler üzerinde. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Yavaş yavaş köklenmeye başladılar. Yaklaşık bir 500 tane falan var arkadaşlar. Onun yanında geçen yıl geç zamanda çeliklediğim bakın güllerim var. Bunları inşallah bugün aşılayacağım. Dilciklaş yapmayı düşünüyorum. Hemen yanında şurada arkadaşlar alıç grubuna da üyeyim. Alıç çelikten köklenme konusunda net bir bilgi yok. Köklendirdim diyenler var. Köklenmiyor diyenler var. Ben de bir şey kaybetmem dedim. Gittim ormandan alıç çelikleri getirdim. Buraya çelikledim. İnşallah köklenir. Köklenmezse de bir kaybımız olmaz. Bizden bir şey istemez. Atarız gider. Şurada da arkadaşlar bakın dün Varda Köprüsü'nün oradan Hacıkırı köyünden oğlum oraya pikniğe gitmişti arkadaşlarıyla. Oradan getirmiş. Sumak arkadaşlar. Sumak. Evet. Sumak. Bir şey kaybetmeyiz. Bakalım köklenecek mi? Bunları da şöyle hormona batırıp arkadaşlar şöyle dikeceğim perlite. Hormona alkol koymadım. O yüzden direkt dikiyorum. Biraz tutuyoruz içinde. Kaldırıp arkadaşlar perlite dikiyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da dikeyim. Bugün bunları da dikeceğim. Nasip olursa. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diktim. Şu arkadaşlar Haziran armudu. Aşılık ve köklendirmek için komşu köyden getirdim. Bunları da inşallah aşı yapacağım. Şunlar Tarsus Eshab-ı Kehf'ten geldi. Tarsus Sarı Ulak zeytini aşı yapacağım nasip olursa. Arkadaşlar şunlar Harnıp. Yine Eshab-ı Kehf'ten geldi. Aşılık için ayırdım. Harnıp'ın bir kısmını köklendirme amaçlı, deneme amaçlı şuraya şöyle diktim arkadaşlar. Şurada da ahlat var arkadaşlar. Ahlat. Yani armudun atası. Taş armudu. Gittim ondan da dağdan çelikledim geldim. Bakalım bitecek mi? Çekirdeğiyle uğraşmayayım dedim. Armut gövdesinden havayı köklendirme oluyor. O olduğuna göre çeliği de köklenmesi lazım diye düşündüm. Şurada da ahlat fidanlarımız var. Bakın arkadaşlar çekirdekten yetişmiş 10 tane kadar. Bunlara yine erkenci Haziran bal armudu aşıladım. Dilcikli aşı gördüğünüz gibi. Bunlar da inşallah eğer köklenirse önümüzdeki yıl bunlara da aşı işlemi yaparız. Şuraya ne demiştik? Harnıp demiştik. Şurası gül arkadaşlar. Karışık gül. Şurası şunlar limon arkadaşlar. Yedi veren limon. Hiç evinizde limonsuz kalmazsınız. Yıl 12 ay limon olur. Şunlar aşılı erkenci Haziran armudu. Bal armudu. Küçük saplı. Bal gibi olur arkadaşlar. Onları da denemesini yapıyorum. Tutar tutmaz. Allah bilir. Şurası gül arkadaşlar. 5 çeşit gül. 5 renkte gül. Bakın güllerimiz herhalde tutmaya başladı zannediyorum. Sürgünlerini vermeye başladılar. İşte şöyle
Yine bunları aşağı indirip şu görmüş olduğunuz teknenin içerisinde zeytin ve hambelest aşısı yapacağım inşallah. Allah ömür verirse. Şu tarafa geçelim. Burada yine geçen yıl köklendirmiş olduğum meyve ağaçları var. Dikemedim. Birçoğuna vaktim olmadı. Şurada bakın. Şunlar hambelest arkadaşlar. Hep bunları aşılayacağım. Şu soğuklar geçsin. Bunları aşılayacağım. Şurada alıçlarımız var. Alıç grubundaki arkadaşlara da selam olsun. Çelik gönderen olmadı hiç. Yaklaşık 2000-2500 kişi orada. Ama çelik gönderen yok ki aşılayalım. Olsun, buluruz onu da zamanı geldiği zaman. Şurada cevizlerimiz var. Bakın arkadaşlar. Evde çimlendirdim. Getirip saksıya diktim. Bakın. Bunlar bu sene İngiliz aşısı olabilir. Yapabiliriz. Bir 30 tane kadar cevizimiz var. Evet, bu tarafa geçiyorum. Burada Avustralya dutlarımız arkadaşlar. Bakın hep yeşermişler. Geçen yıl bunları çelikledim. Bakın meyvelerine arkadaşlar. Bakın meyvelerine. Maşallah bunlar burada hep olacaklar. Size meyveli hallerinde göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi meyveler üzerinde. Harika bir dut. Her evin önünde mutlaka olması lazım. Şurada Maraş'tan gelen yabani nar ağacımız. Bakın arkadaşlar, eşki için 5-10 kök gelmişti. Bakın narlar hemen sıcağı görünce yeşermeye başlamışlar. İşte burada nanemiz, soğanımız, samırsağımız. Burası bir hobi serası arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada dışarıda soğuk yaklaşık 3-4 dereceyken, 5 dereceyken bakın seramızın içinde kaç derece arkadaşlar? Evet, gördüğünüz gibi tam 16 derece arkadaşlar. Hepinize seramdan selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı işler.